Son günlerde bilançolar çok yoğun aktığından bütün içeriklerin bilanço öngörüsü, bilanço değerlendirmeye kaymış durumda. Bundan dolayı eğitim videoları biraz aksamıştı. İşte bugün yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım ve nasıl yatırım yaptığımı anlatacağım. 5 farklı yatırım tipimi anlattığım bir video bu. Çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Çünkü yatırım deyince herkes farklı şeyler anlıyor. Kimisi bir para yatırıp ertesi gün bundan geri getiri istiyor. Kimisi ben alırım ömür boyu unuturum diyor. Ben biraz daha farklı yollar takip ediyorum. İşte o yolları sizle paylaşacağım. Eminim size yatırımcılara bakışınız değişecek. Hazırsanız başlıyoruz. Bir hisse senedine yatırım yapmadan önce güçlü bir nedeninizin olması gerekiyor. Sonuçta zor kazanmış paranızı oraya koyuyorsun. Ay komşum şuna yatırmış çok yükseliyor veya şu influencer dedi ki bu hissede büyük fırsat var veya bak bu hisse çok düştü son günlerde bu mutlaka geri gelir gibi bakışlarla yatırım yaparsanız para kaybetmeye mahkumsunuz ve borsalarda maalesef çoğu insan para kaybediyor, kazanmıyor. Bunun yerine kafanızda daha temel bir nedenin olması lazım. Ben buna yatırım tezi diyorum. Yani neden buna yatırım yaptığıma dair bir tezin olması gerekiyor. Şu anda ekranda 3 tipik tezimi görüyorsunuz. Bunlardan 2 tane daha var. Onlara videonun sonunda geleceğim. Birincisi swing trade'ler. Belli durumlarda hisse senetlerinin fiyatlarının haksızca düşürüldüğüne inanıyorum. Neden olabiliyor bu? Ekonomik sıkıntılardan dolayı oluyor. Yönetim hatalarından dolayı oluyor. Geçici tek bilanço dönemindeki bir sıkıntıdan dolayı oluyor. Şirketin yeni bir ürünü tutmadığı için olabiliyor. Makroekonomik gelişmeler şirketi etkileyebiliyor. Böyle durumlarda bu şirketin geri döneceğine dair kafamda bir yol haritası varsa yatırım yapabiliyorum. Yani şirketin fiyatının geçici nedenlerle çok düşük olduğunu ve zaman içerisinde şunlar şunlar olursa, şunları şunları şirket yaparsa tekrar yükselebileceğini öngörüyorsam yatırım yapıyorum. 2022'de yaptığım Meta yatırımı böyle bir yatırımdı. 100 doların altına indiyse yanılmıyorsam 85-86 dolarları gördü. Oysa Meta hala çok kuvvetli bir şirketti. Niye düşmüştü? Zuckerberg'in Metaverse'e fazla para harcadığından korkuyordu Wall Street. Bir de oralar zaten biraz ortalık karışıktı. İşte o dönemde girdim ve Metaverse yatırımı yaptım. Çok da başarılı oldu. Sonra çıktım yatırımdan iyi bir kar alıp. PayPal'da şu sıralar öyle bir yatırımım var. Bekliyorum dönüşümü. PayPal'daki sıkıntı ne? PayPal çok kötü yönetilmiş, çok güçlü bir şirket. O kötü yönetim değişti. Genç çok inandığım bir yönetici geldi. Ve o yöneticinin bu şirketi tekrar toparlayabileceğini düşünüyorum. Ne zaman toparlayacağını düşünüyorum? Bu yılın ikinci veya üçüncü çeyreğinde sonuçları alabileceğini düşünüyorum. İşte kafamdaki yatırım tezi böyle. Swing trade'lerime çok uzun vadeli yatırım olarak bakmıyorum. Burada 6 ay ile 1 yıl arasındaki vadeleri düşünüyorum. Çünkü bu swing yani bu geri dönüş 6 ay ile 1 yıl içinde gerçekleşmiyorsa ben o hissede durmayı istemiyorum. Çünkü bunlar çok büyüyecek şirketler olmayabilirler. PayPal öyle bir örnek. Meta büyüyebilir ama Meta'da Zuckerberg'den dolayı durmak istemem. Adamı sevmiyorum. Ama 6 ay ile 1 yıl arasında para kazanma fırsatları gördüğümde buralara geliyorum. Şu anda yaptığım Bitcoin yatırımım da öyle. Dün yine Bitcoin yatırımıyla ilgili bolca aşağıda eleştiri geldi. Sen böyle demiştin, şöyle yaptın falan diye burada ayırmanız gerekiyor. Ben şu anda Bitcoin'de bir swing trade yapıyorum. Uzun vadeli pozisyon açmıyorum. Uzun vadede bir tane Bitcoin'im var hala. Neden? Çünkü uzun vadede Bitcoin'le ilgili inancım zayıflamış durumda. Sebebini defalarca anlat. İkinci tür yatırımım demirbaşlar. Bu benim esas daha önem verdiğim bölge. Burada seçtiğim şirketin önümüzdeki yıllar boyunca hem cirosunu hem hisse başı karlılığını ciddi şekilde yükseltebileceğine inanıyorum. Rekabetsiz bir alan bulduğunu, yönetim kapasitesinin kuvvetli olduğunu, ürünün piyasa tarafından çok sevildiğini, bütün bunlar sebepleri olabilir. Yeni bir teknolojisi var ve o teknolojinin piyasada çok güçlü bir yer olacağına inanıyorum. Ve bunlara 1 yıl ile 5 yıl arasında yatırım yapmayı seviyorum. Şu aralar Nvidia ile Nu bunun güzel örnekleri. Nvidia'nın yapay zeka mikroçiplerinin daha önümüzdeki uzun bir dönem boyunca başarılı olacağını düşünüyorum. Yanılabilirim elbette yani. Sadece tezimi anlatıyorum ve daha çok büyüme kapasitesi olduğunu düşünüyorum. Nu da Latin Amerikalı bir banka. Daha büyüme alanlarının çok olduğunu düşünüyorum. Çok iyi yönetildiğini düşünüyorum. Ve bu şirketlere düzenli demirbaş yatırımı yapıyorum. Üçüncü kategori moonshotlar. Moonshotlar benim en riskli yatırımlarım. Her zaman portföyümde bunlara yer var. Burada amaç acaba bir sonraki Tesla'yı, bir sonraki Apple'ı, bir sonraki Amazon'u yakalayabilir miyiz? Çünkü bu tip şirketler de ilk başlarda çok küçüklerdi ve onların başarılı olacağına kimse pek şans vermiyordu. İşte böyle firmaları bulup bir şans vermeye çalışıyorum. Burada şirketin teknolojisi, çözmeye çalıştığı problem, yönetimin oynadığı pazarın büyüklüğü gibi faktörler devreye giriyorlar. Bunlarda genelde 5 yılda üstünü düşünmem gerekiyor. Neden? Çünkü yeni bir teknoloji firmasının teknolojisi ispatlaması, bunu paraya döndürmesi hep zaman alan şeyler. Buna hazırım ve takip etmeyi
de seviyorum teknoloji şirketlerini. Şu anda mesela portföyümüzdeki Rocket Lab veya Recursion Therapeutics buna benzer örnekler. Bunların yepyeni teknolojileri var. Biri uzayda, biri ilaç keşfinin hızlandırılması, yapay zekayı kullanıyor. Ve inanıyorum ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunlardan başarı gelebilir. Ama dediğim gibi riski yüksek şeyler. O yüzden zaten bunları moonshot diyoruz. Moonshot Google'un bir tabiri. Yani başarı olması çok zor ama başarı olursa dünyayı değiştirecek teknolojiler demek. İşte bu tip şirketlere de ufak da olsa yatırımım olsun istiyorum. Tamam, bir şirket hakkında yatırım tezimiz oluştu. Peki nasıl yatırım yapacağız? Yani bu şirketin hisse senedini nasıl bir şekilde almayı düşünüyorum? Swing trade'lerde genellikle toplu alımla hızlıca alım yapıyorum. Çünkü swing fırsatları geçici olabilir. Ve bu geçici fırsattan yararlanmak istiyorum. Zaman içerisinde eklemelerim olabilir, doğru. Ama genellikle hızlı, tek shotluk alımlar var. Burada bazen vadeli opsiyonları da tercih edebiliyorum. Yani swing'in ihtimali yüksek ama çok para bağlamak istemiyorum. Bir vadeli opsiyon alabiliyorum. Mesela Meta yatırımın bir vadeli opsiyondu. İşte 86-87 dolarlar civarındayken hisse vadeli opsiyonu aldım. 300 dolara geldiğinde sattım. Demirbaşlarda küçük bir toplu alımla başlıyorum. Sonra düzenli alıma geçiyorum. Burada belli bir bütçem var. Ayırdığım bir bütçe var. Atıyorum Nvidia'ya 10 bin dolar ayırdım gibi. Öyle düşünün. Ve bu bütçeyi adım adım belli bir zaman dilimine yayarak yatırıyorum. Eğer hisse senedi çok sert hareketler gösteren bir yapıdaysa o zaman yatırımı daha uzun bir aralığa yayıyorum ki bu sert fiyat dalgalanmadan etkilenmeyeyim, daha iyi bir ortalama tutturayım. Daha stabil bir hisse senedi ise biraz daha o aralığı kısa tutabiliyorum ama mutlaka düzenli alımlarım devam ediyor ve belli bir bütçem var. Yani sonsuza kadar yatırmak gibi bir derdim yok bu tip hisselerde. Üçüncü tip hisseler ise moonshotlar. Moonshotlarda zaten çok küçük miktarda yatırımlar yapıyorum. Başlangıçta bir hisseyi beğendim, teknolojisine inandım. O günkü fiyatı neymiş, tekniği neymiş ona bakmıyorum. Çünkü bu tip hisseler zaten eğer başarılı olurlarsa çok yukarı doğru gitme fırsatları var ileride. Düşerlerse de zaten yatırımım küçük. Küçük bir alım yapıp bekliyorum. Sonra şirket bize söz verdiği teknolojiyi geliştirebiliyor mu? Mesela Rocket Lab'de onların Neutron diye çok büyük bir roket geliştirdiklerini biliyoruz. Bu yılın sonuna doğru fırlatacaklarını düşünüyorlar. Bu yılın sonunda belki fırlatamazlar ama acaba teknoloji o yönde gelişiyor mu? Bu haberleri anlamaya çalışıyorum. Eğer teknoloji gelişiyorsa ve bu fazlar aşılıyorsa o zaman yatırımı bir miktar artırabiliyorum. Peki bu farklı yatırım türlerine portföyüme ne kadar yer veriyorum? Swing trade'lerin toplamda portföyümdeki yerinin %15'i geçmemesini hedefliyorum. 3-5 civarında hisse senedi olabiliyor burada farklı. Bu sayılar tabii Allah'ın kuralı değil. Zaman zaman değişebiliyorlar. Bazen swing pozisyon biraz büyüyor. Hisse senedi adedi de artıyor. Ama genellikle bu aralıkta duruyorum ve küçük, orta ölçekli kendi çapımda yatırımlar yapıyorum. Neden? Çünkü bu swinglerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine emin olamayız. Mesela Meta'da çok şanslıydım. Çok hızlı şekilde gerçekleşti. PayPal'da hala karşılık almadık. O yüzden pozisyonumuzu burada fazla devasa hale getirmemek lazım. Burada öz eleştiri PayPal olması gerekenden biraz fazla bende. Demirbaş hisseler portföyümün %25-30'unu en fazla alıyorlar. %25'te genelde durmaya çalışıyorum. Burada 5-10 hisse olabiliyor. Belli bir zaman içerisinde kademeli olarak orta veya büyük ölçekli yatırım yapıyorum bunlara. E hocam madem bunlara çok güveniyorsun neden %25-%30'da duruyorsun? Çünkü bir de süper demirbaşlar var. Ona sonra geleceğim. Moonshot'ların ise toplamının portföyüm içindeki payı %5'i asla geçmiyor. Burada ise senedim fazla oluyor aslında. 10 hisse, 20 hisse olabiliyor. Küçük küçük paralar yatırıyorum bunlara. Neden 10 hisse, 20 hisse? Çünkü çoğu başarısız olacak biliyorum. İşte mesela bizim bu sene yatırım yaptıklarımızdan Egox şu anda Nasdaq'tan atılmış durumda. Bu tip risklere hazırlıklıyım. O yüzden bir hisseye çok fazla yatırım yerine çok fazla hisse küçük küçük yatırım. Bunların nakit akışları negatif. Hepsi zarardalar. İş modeli ispatlanmamış durumda. Penny stock gibiler yani. Bundan dolayı burada adedi biraz yüksek tutmak gerek. Ve inanıyorum ki onların içerisinden bazıları ileride demirbaşa belki evrilebiliyorlar. Mesela TMDX benim için böyle bir hisse oldu. Moonshot'la başladık. Dönem içerisinde demirbaşa evrildi. Çünkü çok iyi sonuçlar aldı. Bu çeyrekte de çok iyi sonuçlar getirdi. Artık o benim için bir demirbaş. Tamam ama işler ters de gidebilir. Zarar edebiliriz. Hisseler düşebilir. Bu durumda benim acaba stop loss stratejim ne? Bir kere pek çok hissede otomatik stop losslarım hep kayıtlılar. Bazılarında ise gün içerisinde karar vermeye çalışıyorum. Ama stop loss önemli. Çünkü çok para kaybederseniz onu telafi etmek zor. Warren Buffett'ın önerisini unutmayın. Birinci kural para kaybetmemek. İkinci kural birinci kuralı hatırla. O zaman uzun vadede yukarı doğru temelak gitme fırsatın artar diyor. Swing trade'lerde ilk giriş fiyatının %25-%30 altında bir yerlerde satış yaparım. İstisnalar olabilir. Mesela PayPal'da ilk girişim 90 dolardı. Hisse 60'ları zorladı. Satmadım. Yani burada kuralımı biraz zorladım açıkçası. Çünkü çok fazla inancım var PayPal'ın toparlayacağına dair ve o
kısa vadeli sert düşüşün bir overshoot olduğunu inanıyorum. O yüzden onu manuel olarak yönettim ama temelde %25'in üzeri zararı, bunları da göze almak istemem. Mesela Intel'deki pozisyonumu bundan dolayı tamamen kapatmış durumdayım. Intel'de gerçi %25 zarara bile gelmedim, daha az zararı kapattım ama swing mantığı kafama artık yatmıyor. Intel'i çok uzayacağını düşünüyorum, sonra tekrar değineceğiz ona. Demirbaşlarda ortalama maliyetimin %25 altından başlayarak kademeli olarak satarım. Bir anlık satış yapmam. Yani neyi düşünürüm burada? Ben bu hisseye sahip olmak istiyorum ama aşağı doğru bir sebepten dolayı sert düşüyor. O halde kademeli sat ama tekrar al. Yalnız %50'yi geçerse zarar tamamından çıkmış olurum. Çünkü %50'lik zararı telafi etmek için hissenin %100 tekrar yükselmesi gerekiyor. Her hissenin harcı değil, o zaman tamamen çıkabilirim. Bu kuralı esnettiğim zamanlarda olabilir mi? Olabilir. Yani hiçbiri sonuçta dediğim gibi anayasa maddesi değil. Değiştirebilir ama temel felsefem bu. Moonshot'larda stop loss'larda biraz gevşeyim. Çünkü biliyorum ki bunlar çok küçük hisse senetleri. Çok sert, gün içerisinde bile manipüle edebilirler. Küçük oldukları için manipülasyon tahtaları bunlar. Bundan dolayı %50'ye kadar stoplara sesimi çıkartmıyorum. Zaten çoğu zaman stop loss bile koymuyorum bunlara. Çünkü uzun vadesinde bunu görmek istiyorum ve uzun vadede bu zararın önemli olmadığını düşünüyorum. Yani anlayacağınız her farklı yatırım stratejisi aynı zamanda farklı bir zarar kes stratejisi de gerektiriyor ve bunu planlamazsanız başınız nerede giriyor? Tabii şu da olabilir, işler yolunda gidebilir, hisse senedi yükselir. Bu durumda ne zaman satacağız? Aslında bence çoğu zaman bu daha zor bir karar. Çünkü bir hisse senedi yukarı doğru giderken satıp sonra hisse senedinin yönünün yukarı kaldığını görmek çok acı vericidir. Ama ya da belli ilkelerinizin olması lazım. Bir ilkeniz, stratejiniz yoksa hep sürüklenirsiniz. İlkeniz, stratejiniz varsa zaman zaman yanlış kararlar da alsanız en azından konu sizin kontrolünüzde olur ve hatalarınızdan bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bu çerçevede baktığımızda swing trade'lerde beklediğim dönüşüm gerçekleşince hisseden çıkıyorum. Örneğin Meta'da 300 dolara geldiğimizde ve şirketin önündeki stratejinin Wall Street'in kafasında netleştiğini gördüğüm anda hisseden çıktım. Erken çıktım, hisse oradan 500'e kadar yürüdü. Olabilir ama ben hedefime ulaşmıştım, planıma ulaşmıştım hem fiyat olarak hem Meta'nın yapacakları olarak. PayPal örneğinde henüz çıkmadım ama çıkmaya doğru yaklaşıyoruz çünkü aslında şirket doğru şeylere adım adım sergiliyor. Henüz hissenin fiyatı değerlenmedi. Kafamda bir hedef fiyat var. Şirket o hedef fiyatı hisseyi en de sonu taşıyacak diyorum. Orada çıkarım. Demirbaş hisselerde amaç mümkün olduğunca uzun süre hisseyi satmamak. Ama ömür boyu tutacağız diye bir şey yok. Mesela dün Warren Buffett Apple hissesini sattığını açıkladı. Yani herkes en de sonunda belli hissede satabilir. Burada ani sert yükselişler olursa ama satıp tekrar alttan girmeye çalışıyorum. Özellikle o ani sert yükselişin arkası pek dolu değilse, çok anlamlı olmayan bir haber üzerine yükseliyorsa veyahut da momentum olduğu için yeni spekülatörler geldiği için yükseliyorsa o zaman satıyorum ama orada amaç yine dipten toplamak oluyor. Mesela yakın zamanda Nvidia'da böyle bir şey yaptım. 1000 dolara hisse yaklaştığında %75'ini sattım. 800'ün altına itibaren de tekrar almaya başladım gibi. Ama burada amaç pozisyonu büyütmek. Şu olabilir mi? Sattıktan sonra hisse yine yukarı gidebilir mi? Gidebilir. Hayatta hatalar da var. En azından kar etmiş oluyorsunuz. Moonshot'larda ise şirketin vaat ettiği iş modelini, teknolojiyi başaramaması durumunda satarım. Başarması durumunda zaten ise teorik olarak nereye gelecek? Demirbaşlara gelecek. TMDX örneğinde olduğu gibi. Ama başaramayacağı netleşmişse o zaman çıkarım. Şu anda da bazı moonshot'larım hakkında şüphelerim var. Moonshot'lar hakkında zaten hep şüpheniz olur bu arada. Özellikle de hisse senedi fiyatına çok odaklanmışsanız şüpheniz iyice artar. Teknolojisini, şirket yönetimini görüyorsanız biraz daha azalabilir şüpheler. Ama moonshot'ların başarısız olma ihtimali her zaman var. O durumda çıkarım. Buna karşı başarırsa demirbaşı alırım ve bu da aslında bir çıkış stratejisi diye düşünülebilir. Peki bir yatırımdan vazgeçebilir miyim? Tabii ki vazgeçebilirim. Yatırım tezlerim yanlış çıkabilir. Şirketin yatırım tezimin içini doldurmadığını görebilirim. Makroekonomik gelişmelerin o şirketin önünü bir süre daha kapayacağını görebilirim. Bir ara mesela enfezde yaşamıştık. Enfez benim için bir demirbaştı. Fakat faiz indirimleri bir türlü gelmeyince enfez bundan çok olumsuz etkileniyordu. Ve faiz indiriminin gecikeceğini görünce enfezden çıkmıştım. Bu tip şeyler de olabilir. Burada yine farklı yatırım stratejilerine farklı yöntemler izliyorum. Mesela Smink'lerde beklediğim dönüşümün gerçekleşmeyeceğini ya da beklediğimden uzun süreceğini anladığımda satıyorum. Intel buna bir örnek. Demirbaşlarda şirketin yönetim kalitesinde bir bozulma gördüğümde ya da iş modeline olan inancımı kaybettiğimde satış yapabiliyorum. Buna güzel iki örnek Unity. Yönetim kalitesi çok bozulmuştu. Şimdi gerçi bu hafta yeni bir CEO geldi, görmek lazım. Google'da benzer şekilde özellikle yapay zeka tarafında başarılı olmayacaklarına inandığım için sattım. Sattıktan sonra Google hissesi yükseldi. Önemli değil, benim bir kararım var. Kararımın arkasındayım. Yanılabiliriz her zaman. Ve moonshot'larda da yine şirketin yönetim kalitesinde bir bozulma. Yani mesela yöneticilerin şirketi terk etmesi, hisse senetlerini satmaları, yani bu işin işlemeyeceğine dair ipuçları ya da teknolojisine olan inancımın kaybı bunlardan vazgeçmeme sebep olabilir.
Ama şimdi geliyoruz önemli meseleye. Bir hisse senediyle ilgili kararlar vermek için o hisse senedini yakından tanımanız ve takip etmeniz gerekiyor. Yakından tanıyıp takip etmiyorsanız sadece fiyat hareketlerinden karar veriyorsunuz ve o sizi yanıltabiliyor. Yani hisse gereksiz düşüyor, sanıyorsunuz ki şirkette büyük bir sorun var. Hisse gereksiz yükseliyor, sanıyorsunuz ki şirkette her şey yolunda. Bunun tam tersi çok sayıda durum olabiliyor. Bu nedenle daha yatırımı yapmadan önce şirketi iyi analiz etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili ileride daha eğitim videoları gelecek. Bir yandan da yatırım yaptıktan sonra da sıkı takip etmeniz lazım. Burada da farklı hisse senedi yatırımlarımı farklı şekillerde takip ediyorum. Yalnız burada küçük bir detay var. Ben bunlarla ilgili raporlar ürettiğim için, soranlara yol göstermeye çalıştığım için hepsini çok detaylı takip ediyorum ama temelde bu yayıncılık işine başlamadan önceki yöntemim şöyleydi. Swing'lere ayda bir kez en fazla bakıyorum, bir gelişmeler okuyorum. Bilançoları mutlaka okurum, oradaki raporları ve makro gelişmelere bakarım. Yani nispeten daha seyrek bir takip. Devirbaşlarda şirket ilgili çıkan haberleri her gün okurum. Şirket bilanço raporlarını incelerim. Onların 10K ve 10Q diye çok detaylı raporlamaları olur. Onları okurum. Şirket hakkında alternatif kaynaklardan veri ararım. Mümkünse ürünü kullanmaya çalışırım. Ürünü kullanmak çok önemli. Bu tip hisse senetlerin fanatikleri olabilir. Fanatik dost veya düşman. Onlardan çok bilgi alabiliriz. Ve bir yandan da yönetici açıklamalarını kaçırmam. Bu şartlarda da yine ayda bir kez gelişmelere bakarım. Özellikle yönetimin teknolojiyle ilgili açıklamalarına bakarım. Buna ilgili analiz raporlarını okurum. Ama en yoğun takibim hep demirbaşlarda. Sizin de özellikle demirbaş dediklerinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Öbürlerini de sık sık incelemeniz gerekiyor ne gibi gelişmeler var diye. Yatırım yaptığınız şirketleri yakından takip etmek, bir yandan da kendinizi daha güçlü bir finansal okur yazar haline getirmek ve piyasadaki geliştirmeleri yakından izlemek istiyorsanız YouTube Katıl veya Haddini Aş Kulübü üyesi olmanızda da büyük fayda var. YouTube Katıl üyesi olduğunuzda mesela aşağı yukarı her gün bir tane sesli not alıyorsunuz. Bu sesli not bazen bir bilanço hakkında öngörüm olabiliyor. Bazen bir bilanço hakkında bir yorumu olabiliyor. Veyahut da bir şirketin mesela Tesla'nın süper şarj takımıyla vedalaşması gibi popüler bir haber üzerindeki yorumu olabiliyor. Yanlış anlamayın, buralarda asla al sat yatırım tavsiyesi yok. Hep bilgilendirme yapmaya ve ne yönde gittiğimizi anlamanıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Yine burada zaman zaman özel eğitimlerimiz de oluyor ve örneklere dayalı bir eğitim. Mesela Nvidia örneği üzerinden iyi bir yatırım stratejisinin temel unsurlarını anlatmıştım. Bir de yeni hisse senedi veya teknoloji temel incelemeleri olabiliyor. Mesela yakın zamanda Novo Nordisk ve Ozempic pazarı konusunda detaylı bir inceleme yapmıştım. Ben de şu anda Novo Nordisk yatırımcısıyım. Veya yine DXYZ diye enteresan bir fon, SpaceX gibi halka açılmamış şirketler yatırım yapıyor. Onunla ilgili bir inceleme sunmuştum. Tekrar söylüyorum, bunlar asla yatırım tavsiyesi olmuyorlar. Fiyatlar konusunda neredeyse hiç konuşmuyoruz. Burada iyi şirketleri bulmaya ve onlara özellikle demirbaş yatırımcısı olarak katılmaya nasıl girilir konusunda aslında bir eğitim amaçlı oluyor bunlar. Bunun dışında YouTube katılı üyeleriyle ve Haddini Aş Kulübü üyeleriyle her gün paylaştığımız bir de bültenimiz var hafta içi. Piyasalar ve hisseler günlüğü diye YouTube üyeleriyle bunu topluluk sekmesi üzerinden paylaşıyoruz. Çok detaylı bir rapor bu. Bir piyasalarda genelde ne olduğuna bakıyoruz. O gün çok kazanan veya kaybeden hisse senetleriyle ilgili haberler nedir? Bunun yanı sıra bir de yakından takip ettiğimiz şirketler mesela Apple, Coinbase, Mercado Libre, Novo Nordisk, bunlarla ilgili en son haberler ne? Bunları özetliyoruz ve ufak yorumlarla beraber her gün paylaşıyoruz. Eğer YouTube katıl üyeliğinde 3 seviye seçerseniz o durumda benim gruba özel canlı yayınlarıma da katılabiliyorsunuz. Mesela geçen hafta kuvvetli bir canlı yayın yaptık ve gelecek bilançolarla ilgili değerlendirmelerimi sundum. Yarın kapanış sonrası yine üyelere özel bir canlı yayınım olacak. Çünkü Palantir ve Rocket Lab bilançoları geliyor. Onların detayına bakacağız orada. Sorularını alacağız. Bu tip canlı yayınlara katılabiliyorsunuz. YouTube katıl üyeliğine daha ekonomik seviye seçerseniz canlı yayınlara katılamıyorsunuz ama canlı yayını sonradan izleyebiliyorsunuz. Bütün bunlar da beni kesmez. Daha da fazla şey öğrenmek istiyorum diyorsanız belki Haddini Aş Kulübü üyeliğini düşünmenize fayda var. Linki yukarıda ve aşağıda. Haddini Aş Kulübü üyesi olduğunuz zaman deminden beri bahsettiğim her şeye ulaşabiliyorsunuz. Bir de WhatsApp topluluğumuza giriyorsunuz. WhatsApp topluluğunda benim bir Bora Ne Diyor diye bir anonslar bölgem var. Burada piyasadaki ani gelişmeleri, bir hisse senedindeki ani gelişmeleri yorumluyorum, haber veriyorum. Bu tip şeyler yapabiliyorum. Tabii ki diğer bütün içeriklerimizin akışını burada bir linklerini veriyoruz. Bu tip şeyler yapıyoruz. Bunun dışında piyasadaki ani bir gelişme konusunda sorular gelirse onları yatırım ve gelecek topluluğu üzerinde cevaplamaya çalışıyorum. Bu arada müthiş bir topluluk bu. Burada çok
çok sayıda 650 yatırımcı var. Sohbetler dönüyor, muhabbetler dönüyor. Acayip güzel bir yer. İnsanlar birbirlerine yatırım, teknoloji, gelecek konusunda fikirler paylaşıyorlar. Sorular soruyorlar. Teknik analizler sunuyorlar. Yine hiçbir yatırım tavsiyesi değil ama müthiş bilgilendirici bir yer. Ve de burada yeni açtığımız bir de bir geyik bölümü var. Yatırım dışı geyik muhabbetleri diye. Burası süper eğlenceli. Yine tabii teknoloji dünyasıyla ilgili konular ama mesela yurt dışında nasıl yaşanır gibi detaylı kişisel konularda giriliyor. Çok kaliteli bir topluluk olduğu için insanlar burada birbirinden çok şey öğreniyorlar. Bu toplumun içerisinden yurt dışına insanlar var, Türkiye'de insanlar var. Acayip gelişkin bir yer. Reklamların sonu. Peki şu ana kadar dikkatli izleyiciler fark ettiler ki Tesla'dan mesela hiç bahsetmedim hala. Oysa herkes biliyor ki Tesla benim en büyük yatırımım. Çünkü Tesla bu 3 kategoriye girmiyor. Tesla benim gözümde süper demirbaş kategorisine giriyor. Süper demirbaşlar, demirbaşların hormonlu hali aslında. Bunları da kademeli olarak düzenli yatırım yapıyorum ama bütçemin bir sonu yok. Yani para kazandığım sürece yatırım yapmaya devam ediyorum. Bunları satma çıkma stratejilerim çok çok daha sert. Mümkünse ömür boyu elime tutmak istiyorum ve bunlarda şirketin gerçek ortağı gibi hissediyorum kendimi. Gerçek ortağı gibi hissettiğim için de bunları bazen savunuyorum da düşmanlara karşı Twitter'da mesela korumaya da girebiliyorum ve hani pratik olarak şunu söyleyebilirim. Bu üç şirketten bir tanesine beni yönetici olarak koysanız şirketin nasıl işlediğini içerideki yöneticilere yakın bir seviyede de biliyorum. Sadece bilançolarını, kar zararlarını değil, ürünlerini, müşteri memnuniyetlerini, gelecekle ilgili teknoloji vizyonlarını, CEO'ların hayat hikayesini, hepsini neredeyse biliyorum. Çünkü burada örnekler verdiğim 3 hissenin önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok büyük şirketlere dönüşeceklerini, dünyanın en büyükleri olacaklarını düşünüyorum. Buna yanılabilir miyim? Elbette yanılabilirim ama bu benim tezim. Bu yüzden süper demir baş dediklerimi süper yakından takip ediyorum. Bunlarda çıkış stratejilerim çok daha sert. Bunlarda daha büyük zararları göze almaya hazırım. Çünkü eninde sonunda şuradaki 3 şirketin süper yanılabilirim asla yatırım tavsiyesi değildir. Geleceğin önemli kuruluşu olacağını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi ileride süper demir başlardan düşebilir. Yerine yeni bir süper demir baş gelebilir. Bütün bunlar mümkün ama bu 3 şirketin ortağıyım gibi diyebilirim. Tarafsız da olamıyorum o yüzden. Çünkü üçünün de çok başarılı olduğuna inanıyorum. Tabii süper demir baş olması demek burada hisse senedi konusunda süper katı davranacağım anlamına gelmeyebilir. Ne demek istiyorum? Bunların içerisinde de pozisyonlarımı genelde 2'ye 3'e bölebiliyorum. Bir mesela Tesla örneğini verdiğimizde süper uzun vadeli yatırımlarım var. Asla dokunmadığım 16, 17, 15 dolarlar civarında maliyetlerle getirdiğim, yıllardır taşıdığım spot'taki hisselerim. Bir yandan daha kısa vadeli mesela hisse çok sert düşmüşse oradan yaptığım swing trade'ler veya daha kısa vadeli trade'ler de mümkün olabiliyor ama uzun vadeye hiç dokunmuyorum. Kısa vadede bunları yapıyorum. Hatta bazen bu hisselerde kısa vadede short'lar bile açabiliyorum. Çünkü uzun vadedeki pozisyonun zararına katlanmak beni fazla üzmesin diye eğer öngörüyorsam ki örneğin Tesla kötü bir bilanço getirecek orada ufak miktarda short'lar da açabiliyorum. Bu da benim büyük demir baş stratejim. Süper demir başlar inanıyorum ki benim çocuklarıma yönelik varlık transferinde yerleri olacak hisse senetleri. Yanılabilir miyim? Yanılırım. Yanılırsak çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Ama uzun zamandır tuttuğum için bunları Tesla ve Palantir'de çok çok iyi ortalama maliyetlerim var. Sophie'de çok iyi bir maliyetim yok. Biraz daha yeni toplamaya başladım bir hisse ama uzun vadede iyi olacağına inanıyorum. Sakın benim dediklerimden yola çıkarak yatırım yapmayın ama siz de kendi incelemenizi yapın. Bir de kısa vadeli trade'lerimiz var. Bu da işin biraz adrenalini olabiliyor aslında. Mesela uzun vadeli yatırım düşünmediğim ama kısa vadeli fırsat olabilecek bilanço açıklamaların trade'ini yapabiliyorum. Yukarı veya aşağı yönde. FED bu hafta bir açıklama yapacaksa QQQ gibi Nasdaq ETF'lerinde bazı trade'ler yapabiliyorum. Veya bir enflasyon verisi gelecekse bunun borsayı veya bir spesifik şirket nasıl etkileyeceğine dair trade'ler yapabiliyorum. Quant Theory'de yapıyorum. Çünkü Quant Theory'de bu işlemler tamamen masrafsız olabiliyorlar. İşin biraz adrenalin eğlencesi. Bazen kazanıyoruz, bazen kaybediyoruz. Çünkü vadenizi kısalttıkça başarılı olma ihtimaliniz azalıyor. Çünkü kısa vadede bilgiden ziyade spekülasyon daha fazla devreye giriyor. Ama yine de bunları kullanıyorum. Bir de şöyle kombinasyonlarım da var. Mesela şu anda Tesla ve Nvidia'da yine Quant Theory üzerine biriktirme de yapıyorum. Ama o biriktirmeler ömür boyu tutma biriktirmesi değil. Bir tanesini Nvidia'nın bilançosuna kadar biriktiriyorum. Bir diğer biriktirmeyi de 8 Ağustos'ta Tesla'nın otonom araçlarla ilgili açıklamasına kadar biriktiriyorum. Buradaki amacım ne? İnanıyorum ki bu tarihe kadar hisselerin yukarı gitme ihtimali var. Buralardan kısa vadeli bir kar alıp onu uzun vadeli pozisyonuma eklemek için de kullanabilirim. Yani böyle kombinasyonlar da olabiliyor. Evet, benim yatırım stratejilerim bunlar. Bu belki bazen kafanızı karıştıran işlemlerimi de size açıklayabilir. Bu stratejiler süper doğrudur veya yanlıştır diye bir iddiam da yok. Bu stratejiyi izleyip çok büyük para da kaybedilebiliyor. Kaybettim de. Ama uzun vadede bir stratejiniz olması gerekiyor. Siz kendi stratejinizi kendiniz şekillendirin. Benimkiler böyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.